17. soru. Dolar, Euro, Sterlin'in yıllara göre fiyatının değişimi sorusu Ali Can. Doğru mudur? Doğru hocam. Buradan o tablodan bunu anlıyoruz değil evet, mi? Hocam. Okuyalım soruyu. Hocam yanda verilen tablo dolar, euro ve sterlin Türk lirası cinsinden birim fiyatların yıllara göre ortalama değerini göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hocam seçenekleri tek tek okuyacağız herhalde. Evet, A seçeneğini okuyalım oğlum. Evet hocam, şimdi diyor ki 2016 yılında dolar 2015 yılına göre %60 değer kazanmış. Hocam ben bu yüzde problemlerinde %60, %40 bunlarda zorlanıyorum hocam. Nasıl yapmamız lazım? Şimdi önce %60 ne demek onu bir şurada göreverelim mi? Görelim hocam. Şimdi %60 demek kesir olarak 60 bölü 100 demektir değil mi? Evet hocam. Şimdi Alican bu ne demek biliyor musun? 100 tane varsa 60 tanesi olacak demek. Öyle algılayalım. Tamam yani hocam. Düz mantık öyle algılayalım olur tamam, mu? Tamam hocam. Şimdi 100 taneden 60 tanesi bizim işimize yarıyor gibi evet, düşünelim. Evet hocam. Şimdi bakalım A seçeneğinde. 2015 yılında dolar ne kadar? Hocam 1.5 lira. 1.5, 2016'da da 2.4 hocam. Evet, şimdi bunu hani 150 ile 240 gibi de düşünebiliriz. Çok önemli evet, değil. Daha rahat olur hocam. Değil doğru mi? Ne kadar fark var arasında? Hocam arada 0.9 ya var. Da 90 ne da olur. 0.9 evet. Fark var. Hocam bunu biz şimdi 1.5'a göre yapacağız. Tabii değil çünkü mi? 2015 yılına göre dediği için kıyaslamamızı istediği şey 2015 yılındaki fiyatı. Evet, doğru mu? Evet. Çok düşükmüş hocam o zamanlar. Düşük evet o zamanlar öyleydi. Evet, şimdi hocam de düşecek inşallah, i̇nşallah değil mi? İnşallah hocam inşallah. Bu da 9 bölü 15. O da hocam sabitleştirdik mi 3 bölü 5 oluyor. 3 demek bölü 5. Bu kesir hocam. Böyle bir kesir haline getirmem için ne yapmam lazım? Evet hocam bunun paydasını 20 ile genişlettiğimiz zaman 60 bölü 100'e karşılık gelecektir. Evet. Evet. Doğru mu? Doğru hocam. O zaman A seçeneği. A seçeneği doğru hocam. Teşekkür ederim Ali Can, sağ ol. Rica ederim hocam. B seçeneğine bakalım. Hocam B seçeneğinde diyor ki 2015 yılında sterlin 2014 yılına göre %50 değer kazanmış hocam. 2014, 2015. Şimdi hocam 2014'te ben sterline bakıyorum 2.4 lira. Evet. 2016'da da 3.6 lira hocam. 2015 yılına bakıyorum. 2015 yılında evet, doğru hocam. 3.6 lira. Yine 240 ile 360, evet. 24 ile 36 gibi düşünebiliriz. Yani arada yarı yarıya bir artış var. Evet hocam. Yani 1.2 lira değil evet, mi? Doğru hocam. Peki yarı yarıya dersen yüzde olarak ne anlarsın yarı yarıya? 1 bölü 2 %50 evet. Değil mi hocam? Aynen. 1 bölü 2 ne demek? O zaman hocam bu %50 B demek. B seçeneği de doğru hocam o zaman. Evet. Bakalım B kazanmıştır diyor değil mi? Doğru. Evet. C'yi okuyalım. 2016 yılında hocam euro 2015 yılına göre %10 değer kaybetmiş hocam. 2015, 2016 yazıyorum. Doğru mudur Ali Can? Evet hocam. 2015 Euro'dan bakıyoruz değil mi? Allah Euro yağ kolum demiş bu adama. Şimdi evet hocam. C seçeneğinde 2016 yılında Euro 2015 yılına göre diyor. Hocam, şimdi 2016'da 1.8. Evet söyle. 2015'te 2 lira hocam. Tamam. Azalma var değil mi? Azalmış hocam. Ne kadar? Hani 200-180 gibi düşün. 0.2. İnşallah daha fazla azalır hocam. Yani çok da azalmasın. Mutlaka vardır bir bildikleri ya. Doğru. 0.2 bölü 2 evet ne olur? Hocam o da olsa olsa 10'da 1 olur. 10'da 1 olur. Teşekkür ederim. Evet, yani %10 demektir %10. Değil mi? %10 evet evet hocam. Bu da doğru. O da gitti. Hadi tahtayı bir silelim. Hemen hocam hemen. Hocam epey de yer alıyor bu soru hocam ya. Şimdi sınavda, gerçek sınavda maalesef böyle sorulardan soruluyor, tercih ediliyor. Nedeni dikkat ölçmek, hocam, algılama ölçmek. D ve E seçeneklerle bir alıp veremedikleri var hocam. Hep bunların cevaplarını D, E'ye gizliyorlar. Neden acaba? Yani bilmiyorum, uğraştırmak için ama tabii belli olmaz. A seçeneğinde de cevabı bulabiliriz. Böyle düşünmeyelim. Evet. Değil mi? Evet hocam. Doğru, yani, haklısınız. Yani E'den elemeye de başlayabilirsin. O da bir mantık. Evet hocam. D seçeneğini okuyayım mı hocam? Evet oku. Hocam diyor ki 2015 yılında euro 2014 yılına göre %40 değer kazanmıştır diyor hocam. Bakalım. Ben hemen size 2014'teki fiyatını söyleyeyim mi hocam? Evet euronun fiyatını. Euronun 2014'te 1.6 hocam. 2015'te de 2 lira olmuş hocam. Ne kadar fark var? Hocam arada 0.4'lük bir artış var. Değil mi? Artış var. Kime göre? 2014 yılında yani 1.6'ya göre. Doğru mudur? Evet hocam doğru. Hadi bunu hocam, çevirelim. Bu 1 bölü 4'te 1 ne demek? 4'te 1 çeyrek demek hocam. Yani %25 evet, demek değil evet mi? Hocam, doğru. Çok güzel. O zaman şöyle desek yarım %50 mi demek? Evet.
4'te 1 %25, 5'te 1 %20, değil mi? Evet, neden öyle? Mesela 4'te 1'i düşünecek olursak paydasını 25 ile genişlettiğimiz zaman, evet, payını, paydasını hocam, 25 bölüyoruz. Tabii pratik olarak bunları bilmekte fayda var. Yani 4'te 1 kesirinin hiç düşünmeden hızlıca %25 olduğunu görebilmekte fayda var. Hocam o zaman Denizli seçeneği yanlış kazanmıştır diyor. Diyor. Tabii %40 çünkü diyor. %40 diyor. O zaman doğru cevabı bulduk. Evet, doğru cevap Denizli seçeneği oluyor.